Aman Allah'ım, inanamıyorum. Demek ki benim köylü bir annem varmış he. Hayatım bir anda değişiverdi, şuraya bak. Köylü bir annem varmış. Merhaba, merhaba Mazhar Bey oğlum. Duyduk, doğru mu? Menkib Hanım sözde senin annen değilmiş. Senin annen Bağdagül Bülbül'müş. Bağdagül Bülbül falan değil, Bağdagül baba, Bağdagül. Ha, güzel isim, güzel isim. Şimdi yani Menkib Hanım senin gerçekten annen değil mi? Bilmiyoruz, emin değiliz. Emin olduğum tek şey çok şaşkın oldu. Neyse, biraz karnımızı doyuralım da kafamız yerine gelsin. Sonra ben gideceğim zaten. Ben yemem, sen ya, afiyet olsun baba. Öf, Allah'ım. Gerçekten annem Bağdagül Hanım mı acaba? Bence senin gerçek annen Bağdagül Hanım. Zaten sen Menkıbe cadısının oğlu olamayacak kadar iyi ve dürüst bir insansın Mazhar'cığım. Ecevit bir seninki. Menkıbe cadısı asla senin annen olamazdı. Olsun, olsun. Yine de annem hakkında böyle konuşma Rahşan, Ruhsar. Saçmalama Mazhar, o senin gerçek annen değilmiş ki. Canım ne yapalım, bu kadar yıllık mazimiz var. Daha bebeklikten beri o bakıyor bana. Daha bariyersiz çocuk bezleri icat edilmemişken benim pis bezlerimi o yıkardı. Aa! Valide Sultan geldi. Kirli Sultan. Ay artık Bağdagül Hanım'ın oğlu olduğuna göre bari son anlarımızı birlikte geçirelim. Yapma lütfen, yapma, yapma. Gerçek annem o da olsa sen de benim annemsin. Yapımda emeğin geçmese de yayında çok emeğin geçmiştir bana. İşte gördün mü Mazhar? Sen de kabul ettin onun oğlu olduğunu. Anne lütfen, daha emin değiliz. Aa, bunun emin olması mı kaldı? Bağdagül teyze resmen senin annen işte. Gerçeği aranızda en çabuk anlayan Firdevs oldu. Tebrikler Firdevs. Oğlum bak, senden bir ricam var. Söyle anne. Seni anan kimin için doğurmuşsa git sor da seni onunla evlendirelim bari. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır hesabı. Bu da annelikten oldu ya, hala Mazhar'ı evlendirmeye çalışıyor. Zaten boş yere gelmez bu sevimsizlik abideleri. Bağdagül Hanım geldi. Mahvanım, yavrum benim, yavrum. Hoş geldin. Vurma, gel, hoş gel, gel, vurma. Hep ben ağlamıştım, biraz da siz ağlayın bakalım. Ama durun, içimden size bir kıyak yapmak geldi. Allah ya. Sağ ol, sağ ol. Güzel oldu benim, yavrum, vay be, şuraya bak. Yıllar sonra bir de bakıyorsun, gerçek annen başkasıymış. Ulan şoke edici bir şey bu be. Kankamdaki de ne şansmış. Aa, bir dakika, bir dakika. Bu durumda Firdevs onun kardeşi değil. Yani kankamın kardeşine aşık olmuş olmuyorum. Mazhar'a karşı ayıp olmaz o zaman. Öyleyse hemen Mazhar'a gidip Firdevs olan durumumu rahat rahat konuşabilirim. Şu neneyi hatırlar mısın oğlum? Dandene dandene destane, danalara girmiş bostane. Avbası tancı daneyi, yemesin lahanayı. Hatırlayamıyorum ama yani size artık soğuk davranmamam gerekiyor. Madem ki annemsiniz, verin bari elinizi öpeyim anneye. Aslan evladım benim, koçum benim, koçum. Sağ ol. Vah 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 bana vah bana vah. Ay ay, ben bugünleri de mi görecektim? Gitti 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 gitti. Ay minik kuşum, aslan gibi minik kuşum elden gitti. Aa! Ne haber? Mazhar'la konuşmaya geldim. Hadi bakalım, konuş da görelim. Merhaba kanka, seninle konuşmamız lazım. Tabii konuşalım kanka, konuşalım. Söyle kanka, ne oldu? Gel kanka. Söyle bakayım ne oldu, merak ettim. Kanka, şimdi Menkıbe Hanım teyze senin gerçek annen değilse... Evet. Firdevs de kız kardeşin değil. Evet, evet. Olsun, yine de benim kız kardeşim sayılır. Yani ona kötülük yapmak isteyen karşısında beni bulur. Asla affetmem. Gerekirse öldürürüm. Hatta tak, keserim vallahi, keserim. Neyse, bırak şimdi bunları. Sen ne diyecektin bana kankacığım? Söyle. Ben mi? Ha, söyle. Ben... Söyle oğlum, lafı geveleme, söyle. Bir şey diyecektim ya. Söyle, kızmayacağım. Söyle. Şimdi... Neyse, tamam. Ben... Ha, anladım. Evet. Ne diyorsun be? Bakın Menkıbe Hanım, Mazhar benim esnaftan oğlumdur ama senin de çok emeğin geçmiştir Mazhar'ımın üstüne. Bu yüzdendir ki ne, istediğin zaman Mazhar'ımı görmeye, sevmeye gelebilirsin, he mi? Sağ olun Bağdagül Hanımcığım. Allah sizden razı olsun. Ben zaten bir zaman sonra çekip köyüme gidebilirim, ortadan kaybolabilirim. Ama siz yine de onun başından eksik olmayasınız, he mi? Siz hiç merak etmeyin. Neyse, biz gidelim artık. Ay, ayağıma da kramp girdi. Hadi yavrucuğum, biz kaçıyoruz. Tamam. Sizin ana oğul konuşacaklarınız var. Yok canım, ne konuşacağız? Ay, canım, yok, kaçalım yavrucuğum. Hadi iyi günler yavrum. Daha sonra görüşürüz. Peki, benim anne, teyze, anne. Abim. Hadi güle güle, hadi. Güle güle Menkib. Güle güle. Sen de kendine iyi bak. Bakarım, merak etmeyin. Valide Sultan gider. Allah'a ısmarladık yavrum, Allah'a emanet. Siz de emanet olun, siz de. Hadi bakayım. Dur, son kez bir tüküreyim sana. Neyse. Ben geldim. Aa, ruhum hoş geldin. Öteki annemler de az önce gitti. Aman bırak gitsinler be. Gel bak. Burada aslanlar gibi yepyeni bir annen var. Mazhar'ım, yavrum benim, sana bir şey diyeceğim. De anne, de. Senin Beşik Gertmen vardır. Ne vardır? Beşik Gertmen dedim ya yavrum. Tez vakitte hemen onunla evlenesin, hemen. Hoppala, nereden çıktı şimdi bu ya? Aa, kadına bak be! Daha geleli bir gün oldu, hemen Mazhar'cığımı evlendirmeye çalışıyor. Bu öbüründen de beter çıktı be! Tamam oğlum, sakin ol, ben hallederim. Anne bak, ben kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum. Bilmem, anlatabildim mi? Boşuna çeneni yorma oğlum. Beşik yetmesi demek bizde namustur, sözdür. Sen şimdi görürsün sözün namusu. Ya yapma, ben hallederim. Zaten kadıncağız yıllarca çekmiş çekeceğini ya. Kendi kendine ne konuşur bu çocuk acaba? Ay, bütün cadı kaynanalar da benim olur zaten. Ben daha fazla dayanamayacağım, gidiyorum. Tamam, sakinleş, sonra görüşürüz. Hadi. Dediğim gibi, Beşik Gertmen'le evlenirsin, tamam mı? Hayır anne, ben kimseyle evlenmeyeceğim. Bu konuyu unutalım. Mazhar'ım, yavru kışım benim. Senin Beşik Gertmen'si ailesi çok namusludur. Seninle evlenecek diye kızı kimseye vermemişlerdir. Tamam, bundan sonra artık versinler gitsin. Olur mu? Eğer evlenmezsen ikimizi de öldürürler. Törelerimize göre de bu onların en doğal hakkıdır. Hadi ya, yaparlar mı gerçekten? Hem de hiç vakit kaybetmeden anında yaparlar. Beşik gertmesi demek bizde namustur, sözdür. Of! Gördün mü başıma geleni gözüm abla? Menkıbe cadısından kurtuldum derken bir de başıma Bağdagül cadısı çıktı. Ya Mazhar'ın bütün anneleri cadı olmak zorunda mı ya? Hayırdır, ne oldu Ruhsar'cığım? Ne olacak? Bağdagül isimli o kırsal kökenli cadı da Mazhar'ımı evlendirmek istiyor. Ya Allah Allah! Evet, hem de Beşik Kertmesi'yle. Üf, yeni doğmuş iki yavruyu sorgusuz sualsiz evlendirme kararı niçin alınır ki? Haklısın canım. Halbuki Beşik Kertmesi yerine tabut kertmesi yapılsa da bazıları aniden ölse ne güzel olur. Ama nerede? Adamda hiç utanma yok ki. Karısı ölmüş, kendisi utanmadan arsız yaşıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruhsar'cığım.